İstanbul'un orta sınıf mahallesi olan Kadıköy'de insanlar bütün günü oruç tutandan sonra iftar için uzun növbelerde dayanırlar. Çoxları sandviç veya şorba için bir saatten çok növbede gözleyirler. Adının Ahmet olduğunu deyen bu kişinin dediğine göre bu Türkiye halkının üzleştiği çetin günlere işaretidir. Bu insanlar niye burada bekliyor sizce? Hani böyle birazcık kumanya alabilmek için. Maalesef çok pahalı. Her şey. Kiralar olsun, ekonomi olsun. İnsanlar bitik. Muhalefetin nezaret ettiği İstanbul Belediyesi insanlara pulsuz yemek verir. Ülke boyu muhalefetin idare ettiği diğer şehirler de aynı şeydir. Buruk yaşıyoruz. Hayatını kaybeden... Türkiye'de mayda parlament ve prezident seçkileri geçirilecek. Muhalefet üzere ülkede hazırda 55%'den yüksek olan enflasyon seviyesine dikkat çekirler. Onlar prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı enflasyonu nezarette saklamak için faiz derecelerini artırmak yerine azaltmak kimi gayriyadi siyasetine göre günahlandırırlar. Bu dəhşətlidir. Rəy sorğularında iştirakçıların 80%-i iqtisadi şəraitdən şikayet edir. 80% son 12 ayda hər şeyin pisləşdiyini düşünür. Orta hesabla 60% vəziyyətin gələn 12 ayda daha da pisləşəcəyini düşünür. Yerli fermirlər şəhər bazarında məhsullarını satmağa çalışırlar. Bir çoxları müştəri çatışmazlığından şikayet edirlər və dolanmaq üçün mübarizə apardıqlarını deyirlər. Geçen seneye oranda %100 artış var, daha fazla hatta. Özellikle yemlerde çok fazla artış var. İkiye katladı gibi bir şey. Satışta da zorlanıyoruz, üretimde de zorlanıyoruz artık. Sütte de yine öyle. Yemler aşırı pahalı. Mazot giderimiz %100 arttı. Yer kira, bizim yerimiz kiralık mesela. Kiralar aynı şekilde arazilerde de yükseldi. İşçi giderlerimiz 150 liraydı, bu sene 400 lira oldu. Erdoğan'ın en büyük naliyetlerinden biri iller boyu görünmemiş iktisadi artım ve bununla da güclü, dindar orta təbəqənin yaradılmasıydı. Təhlilçilər deyir ki, həmin sinifin üzvləri Erdoğan hakimiyyəti dünyəvilik tərəfləri partiyalara uzduğu təqdirdə qazancılarının itirəcəyindən qorxurlar. Ancaq artan inflasiya bu siyasi təmliyi dəyişə bilər. İqtisadi böhran bütün təbəqələrə, bütün kimliklərə təsir edir. Ona görə də qütbləşmə effekti azalır. Çünki həm mühafizəkarlar, həm də dünyəvilər və bütün başqaları inflasiyadan, iqtisadi böhrandan bərabər şəkildə təsirlənib. Erdoğan indi gündəmi dəyişməyə çalışır. Bazartəsi Türkiyənin ilk təyyarə daşıyıcısını istismara verən Erdoğan, millətçi dindar elektoratını arxayın etmək üçün ölkəsini regional qüdrətə çevirdiyini vurğulayıb. Həmin elektoratın ona sadiq qalıb qalmayacağı isə gələn ay seçkidə bəlli olacaq.